Başkan Erdoğan başbakanlığı döneminde dün 23 Nisan kutlamalarında anımsatmıştım. Çocuklara bir öneride bulunmuştu. Sakın ola hangi yetkiye, hangi güce sahip olursanız olun yarın e, bununla şımarmayın başınız dönmesine gelen bir açıklama yapmıştı. Sonra bir başka konuşmasını anımsatmıştım size. O da Başbakanlığı dönemindeydi. Koltuğunu verdiği çocuğa sakın ola bu koltuğa yapışıp kalma demişti çocuklara. Memlekette o koltuğa kim oturacak oturmayacak tartışmaları devam ediyor. En büyük soru Cumhur İttifakı'na bu soru yöneltilmiyor tabii. Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu MHP lideri Devlet Bahçeli yanıtlamıştı zaten. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır demişti. Peki ya Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? O çok tartışılıyor. Bugünkü masada da olmayacak. Çünkü liderler dedi bizim bir isim derdimiz yok. Bizim derdimiz bir sistem derdi. Nasıl bir Cumhurbaşkanı olmalı onu tarif ediyoruz demişti. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak bilmiyoruz ama... Kimin adayı olursa kimler destek verecek? O açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önce birkaç madde okuyacağım. Fatih Erbakan'dan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Aşı karşıtlığında e, yoğun açıklamalarıyla karşı karşıya kaldığımız isimlerden biriydi. 20 senelik günah ekonomide başlıyor. Faizle imtiyazlı holdinglere milyar dolarlar aktarılıyor. Geçtiğimiz hafta Hazine 2 milyar dolar borç aldı. Merkez Bankası faizini düşürdüm demekle faiz düşmedi. Kamuda 3 maaşlı, 5 maaşlı bürokratlar var. Yani muhalefet ne diyorsa Sayın Erbakan aynılarını sıralamış 20 senelik günah ekonomide başlıyor diye. Peki Erbakan'ı aynı konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimi destekleyeceksiniz? İkinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. İzleyelim. Biz yeniden Refah Partisi olarak bu faturanın ortağı olmayız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için mücadelemizi sonuna kadar yaparız. Cumhur İttifakı'na da kapıyı kapattınız mı ve bu e, 20 senelik günah ne? 20 senelik günah öncelikle tabi ekonomide başlıyor. Bir defa 513 milyar dolar borç faizi ödenmiş. 20 seneden bugüne kadar. İmtiyazlı holdinglere kaynakların aktarılması 3 maaşlı, 5 maaşlı, 7 maaşlı bürokratlar. Necmettin Erbakan'ın oğlu, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. iktidarın günahlarını böyle sıraladı. Bizim eleştirdiğimizde tabii kamudaki israf. 13 tane şehir hastanesi yaptırmışız. 57 şehir hastanesi parasını. Yani 12,5 milyar liraya mal olacak hastaneler 54,5 milyar liraya yaptırılmış. Milyarlık protokol masrafları, milyonluk makam odaları, milyonluk makam araçları, milyarlık makam uçakları, Kamuda çok ciddi bir israf var. Amerika'nın Irak operasyonuna destek olunması, büyük hmm. ortadoğu projesine destek olunması, NATO'nun Libya müdahalesine destek olunması, Kürecik'te İsraili korumak için füze kalkanı sisteminin kurulması, eylemlerle söylemlerin orada tabi ciddi bir çelişkisi var. Fatih Erbakan, iktidar için eylemlerle söylemlerin arasında ciddi çelişki var dedi ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle de ikinci tura kalırsa. Yani Refah Partisi'nin adayı ikinci tura kalamazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyeceklerini belirtti. Seçimlere de gireriz. Seçimlerde de girdik ama ikinci tura kalamadık. İkinci tura da Kılıçdaroğlu'la Tayyip Bey kaldı. Biz yok ikinci tura kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz, kenara çekiliyoruz deme imkanımız yok. Erbakan günahları ortak olmam dese de destek gerekçesini açıkladı. Öyle bir noktada ehven olarak tabii Kılıçdaroğlu'ndansa Tayyip Bey'in olması bizim teşkilatımız, bizim tabanımız, bize oy veren kitle açısından da daha makbul evet. olacaktır. diye. Arkadaşlar bir daha rica edebilir miyim Erbakan'ın o sözlerini 4 maddede 5 maddede sıraladığımızı? Faizle imtiyazlı holdinglere milyar dolarlar aktarılıyor. İkinci tura kaldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleriz, kitlemize daha iyi anlatabiliriz. Faizle imtiyazlı holdinglere milyar dolarlar aktarılıyor başka söze gerek yok sanıyorum. Şimdi Erdoğan Bayraktar'a gideceğiz. Dün de konuşmuştuk Erdoğan Bayraktar'ı. Eski bakan bir sabah uyanmıştık 17 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla. Konuşmalar, ses kayıtları, o ses kayıtlarının e, montaj olduğu iddia edilmişti iktidar tarafından. Sonra dosyamda ne varsa doğrudur demişti Erdoğan Bayraktar Altan Sancar'a verdiği röportajda. Ve bugün geldiğimiz noktada 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu değil ama Erdoğan Bayraktar'ın sık sık e, acaba bir şey mi söylemek istedi dediği tweetlerini takip etmeye çalışıyoruz. Dün... 23 Nisan'da bir video paylaştı Erdoğan Bayraktar. Bir videoyu bir başkasının hazırladığı videoyu paylaştı. O videoda Mustafa Kemal Atatürk için İslam'ı güncelleyelim demedi sözlerinin geçtiği bir videoydu. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı var tartışmaları yaşanmıştı. Bugün açıklık getirdi. Hayır o nedenle paylaşmadım. Atatürk'ü sevmem ama saygı duyarım dedi. İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İktidara gelir gelmez bak demedi ki Kur'an'ı güncelleyelim demedi. Şöyle demedi Atatürk, demedi. 14 yıl, 15 yıl önceki İslam'ın hükümlerini biz uygulayamayız demedi. Bunu güncellememiz lazım demedi. Tartışma bu paylaşımla başladı. AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın bu paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Bayraktar'dan bir paylaşım daha geldi. Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki tweetimle kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk'ü çok seven birisi değilim ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim. Kimseye gönderme yapmadığını belirten Bayraktar Atatürk'ü sevmediğini söyledi. Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen bakanlardan biriydi. Gözaltılar başlayınca NTV yayınına katılmış, "Ne yaptıysam Erdoğan'ın talimatıyla yaptım." demişti. Sonrasında da bakanlık görevinden istifa etmişti. Erdoğan Bayraktar bir süredir sosyal medyadan imalı paylaşımlar yapıyor soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatı ile yapılmıştır. Bu minval bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa istiyorum. Kendisinin diğer isimlerle beraber hırsız çuvalının içine atıldığını söylemiş tepki göstermiş o sözlerle istifa etmişti Yüce Divana gidebildi mi Bakanlar Hayır gidemediler Adalet e, Türkiye'de kimler için çalışır Olumsuz anlamda garibanlar için çalışır Adalet'e ulaşamayanlar için çalışır Bir anne bu ülkede 412 gün Adalet nöbeti tuttu. Emine Şen Yaşar bu gördüğünüz anne 412 gün boyunca adalet nöbeti tuttu. Evlatlarını kaybetti, eşini kaybetti. Adalet, adalet, adalet dedi o adliye binasının önünde. 2018'de AKP'li milletvekili ve yakınları esnaf ziyaretine çıkmış seçim için gezi turundaydı. Orada çıkan tartışmaların ardından bir aile katledildi. Üstelik de katledilmeye hastanede de devam edildi. Aradan bunca zaman geçti. Daha yeni gözaltılar yapıldı ve tutuklamalar var. İzleyelim. Şen Yaşar ailesine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi vardı. Dördü tutuklandı. Yıl 2018, 24 Haziran genel seçimlerinden hemen önce. AKP'li Halil Yıldız ve korumaları seçim gezisine çıktı. Şanlıurfa'da Şen Yaşarların iş yerine girdi. Tartışma yaşandı. Yıldız'ın korumaları ve yakınları Adil ve Celal Şen Yaşar'ı öldürdü. Olaylar sırasında AKP'li vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Saldırılar hastanede de devam etti. Baba Hacı Esvet Şen Yaşar, eşi Emine Şen Yaşar'ın gözü önünde öldürüldü. Bu iki olay aynı gün yaşandı ama soruşturma ikiye ayrıldı. İş yerindeki saldırı davasında iki kardeşini ve babasını kaybeden Fadıl Şen Yaşar'a 37 yıl 9 ay hapis cezası verildi. AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız'a 18 yıl. Hastanede yaşananlarsa 4 yıldır soruşturma aşamasındaydı. 22 Nisan günü 11 kişi gözaltına alındı. 4'ü kasten adam öldürme ve delilleri karartma suçundan tutuklandı. Aralarında AKP'li Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız da var. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Bil. Anne Emine Şen Yaşar 9 Mart 2021'den bu yana adalet nöbetinde. Tam 412 gün oldu. Her gün Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi yapıyor. Tek bir talebi var. Öldürülen eşi ve iki oğlu için adalet. Öldürülen iki oğlu için adalet ve eşi için adalet arayan bir anneden bir başka anneye gideceğiz. 9 yaşındaki evladı için adalet arayan bir anne Mısra Özel. Oğlu Oğuz Ardasel. 9 yaşındaydı. Devletin almadığı ihmaller nedeniyle raylar altında kalmıştı. Bir evlat arabımızda yok. O adalet nöbetindeyken, adaletin peşindeyken kendisi mahkemedeki tavırların tavırlarından dolayı hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme salonlarına alınmadılar. Dedenin isyanı kulaklarınızdadır. Dün de konuşmuştuk. Çekin o kirli ellerinizi adaletin üstünden, mahkemelerin üstünden demişti. Şimdi dün 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 23 Nisan'a ilişkin bir paylaşım yaptı ve Mısra Öz tepki gösterdi. Avukatlarımıza, gazetecilerimize... Mısra Öz'den TCDD'ye tepki. Hesap vereceksiniz. Mısra Öz Çorlu tren faciasında oğlu